sahalarda çalışmamıza başladık. Hamdolsun gün geçtikçe daha iyi bir yola giren, temas ettikçe, dokundukça insanlarımızın hakikaten bu anlamdaki teveccühünü yüksek düzeyde hissettiğimiz bir seçim süreci yaşıyoruz. Yerel seçimde beni en çok mutlu eden konu, özellikle şehir merkezinde ev ev gezdikçe, hane hane gezdikçe daha çok muhabbetimizin insanlarla arttığını da gördük. Daha önceki görevlerimizde tabii ki sadece şehir merkezinde köylerimiz, ilçelerimiz bağlamında da çalışma yürüttüğümüz için daha böyle biraz daha dar alanda çalışmamız bu yoğunluklu olmamıştı. Bunu açıkçası da bir fırsat olarak gördüm ben. Çok şükür beni zaten biliyorsunuz, tanıyorsunuz. Daha önce de bir araya geldik, konuştuk, istişare ettik ama son düzlüğe girilirken siz değerli basın mensuplarımızla bir kahvaltı, bir sohbet tarzında bir araya gelebildik. Kamuoyunda değişik anlamda konuşulan bir kısım bana göre bu bizim giderek artan destek ve teveccüh sürecinden rahatsız olan bir kısım camialar AK Parti'de birlik beraberlik anlamındaki yetersizlikten, işte değişik vurgulardan bahsediyor. Hamdolsun buradayız. İl başkanımız, milletvekilimiz, belediye başkanımız. Belediye başkanı adayı olarak ben, önceki dönem milletvekili adayımız, işte merkez ilçe başkanımız. Bizim bir ve beraber olduğumuz aşikardır. Buradayız. Bu anlamda da teşkilatlarımız hepsi de Allah'a şükür sürecin içerisindedir. Ama tabii seçimin son haftasında bu yoğunluk daha da artacaktır. Çünkü herkesin değişik anlamda çalışmalar var. Ben başladığımdan beri şunu diyorum. Ardahan zaman kaybetmemeli. Çünkü Ardahan'ın gerçekten 10 yıllara sahip bir kaybı var. Ve son 16 yıldır gerçekten Ardahan'ın hizmet anlamında, beklentileri noktasında ciddi bir sürece girdiği aşikar. Son 10 yılda Ardahan'a yapılanları bir tarafa çıkarırsak Ardahan'ın büyük bir köy gibi kalacağı aşikar. Üniversiteden 150 yataklı devlet hastanesine, engelsiz yaşam merkezinden sporcu fabrikasına, efendime söyleyeyim, yüzme havuzundan gençlik merkezlerine, işte kapalı halk pazarından modern hayvan pazarına varana kadar ve işte Kredi Yurtlar Kurumu'na ait oluşturulan teftişatlara, işte yapılan parklara, kentsel dönüşümler, TOKİ'ler, bunların hepsini bir tarafa koyalım, son 10 yılda yapılanı ve elimizi vicdanımıza koyalım. Hakikaten Ardahan gerçekten 10 yıl öncesine kendimizi bir resetlersek Ardahan'da hiçbir şey olmadığını görüyoruz. Ardahan'da bu hizmet, 10 yıllık, son 10 yıllık hizmet serüveninde milletvekilimiz Orhan Atalay'ın, efendime söyleyeyim, belediye başkanımız Faruk Köksoy Bey'in ve benim nacizane bu süreçte de il başkanı, il genel meclis üyesi olarak ve birçok süreçte katkımız oldu. Lakin gelinen bir noktada Ardahan bir karar vermek zorunda. Ardahan ya bu hizmetleri artırarak devam etmek gibi bir yola girecek yahut da Ardahan bir kısır döngüye girecek bana göre. Ben muhalefetten aday olan arkadaşların şahıslarına hiçbir şey söyleyemem. Şahıslarına saygım var. Fakat bizim Ardahan diye bir sevdamız var. Ardahan bizim açımızdan gerçekten kendimize yaşam alanı diye tayin ettiğimiz, çocuklarımızın geleceğini düşündüğüm bir coğrafya. Ve ben Ardahan'da evimi, işimi, ailemi, bütün her şeyimi Ardahan'da tutmuş bir insanım. Bundan dolayı ben Ardahan kaybettiği an ben de kaybedeceğim ve bu geminin içerisinde olan birisi olarak açıkçası Ardahan'ın geleceğiyle ilgili elimizi değil bedenimizi taşın altına koymaya her zaman hazır olduğumuzu söylemiştik ve bunu da her dönemde gösterdik. Bugün de belediye başkanı adayı olarak bu yolda yürüyoruz. İşte son günlerde zaman kaybetmemeli derken son günlerde başta Cumhurbaşkanımızın 1 Mart'ta gelişiyle devamında da Tarım ve Orman Bakanımızın şehrimize gelmesi, müteakibinde de Çevre ve Şehircilik Bakanımızın ilimize teşrifiyle beraber hakikaten bize az önce dağıttığım sadece Cumhurbaşkanımız ve Tarım Orman Bakanımızın vaatleri, devamında da Çevre Şehircilik Bakanımızın vaatleriyle beraber hakikaten Ardahan'ın bundan sonraki 5 yılını taşlanarak devam edeceğine bir işarettir. Biz onun için diyoruz ki Ardahan zaman kaybetmemeli. Ardahan'ın köken ne olursa olsun, bölgesi ne olursa olsun, Ardahan'da yaşayan insanlarla bir ve beraber olduğumuz her dönemde aşikardır. Cenazesinde, düğününde, hastasında hep beraber olan bir kardeşler olarak, ailenin içerisinden birisi olarak, kendini hisseden birisi olarak ben Ardahan'ın bu anlamda bütün herkesi kucaklayacağımı ve herkesin belediye başkanı olacağımı açıkçası
İnanıyorum, düşünüyorum ve bunu yapmak için de gayret göstereceğim. Ardından da eğer ki biz bu toplumsal barışımızı, şu ana kadar yaşanan toplumsal barışımızı da koruyarak hizmetlerimizi taşlandırırsak, işte iktidar partisinin özellikle de imkanlarından istifade edersek, hamdolsun ben eminim 2023'e kadar Ardahan gerçekten çok daha farklı noktaya gelecektir. Ardahan'ın Sahra Tüneli'yle bundan sonraki süreçte başlayacak çok büyük emekler var. Projesi hazırlandı, milletvekilimizin büyük gayreti oldu. İşte Cumhurbaşkanımızın buraya geldiğinde mitingde verdiği bu vaat, bana göre Ardahan'ın ticareti, turizmi anlamında çok büyük bir aks oluşturacak ve Ardahan'ın geleceğine hizmet edecek. Ama bu büyük bir proje, tabii ki yıllara sahip bir proje. Bu tek başına bizim için belki şu anda hayal gibi gözükebilir ama Posof da hayal gözüküyordu. Posof Ulgar Dağı tüneli başladı, yoluyla beraber başladı. Tabela diktiğimizde, oraya yatırım tabelası dikildiğinde de birileri bununla dalga geçiyordu. Ama hamdolsun sadece yazın yaşanan dolar krizinden dolayı bu anlamda bir yavaşlama var. Şimdi bahar dönemiyle beraber inşallah hızlanarak devam edecek bir yatırım süreci. Devamında bizim projelerimizde de vaat ettiğimiz Hasan Sabri Paşa Kışlası'nın, yani Topçu Kışlası'nın Millet Bahçesi'ne çevirmesini Çevre Şehircilik Bakanımız buraya geldiğinde kendi ağzıyla zikretti ve vaat etti ve buna destek vereceklerini söylediler. İşte Azize Kışlamızla ilgili Cumhurbaşkanımızın söyleminden sonra tamamen hızlı bir şekilde resmi süreç başladı. Yani bu anlamda iki tane Ardahan'da kent meydanı olacak. Birisi özellikle Güzel Sanatlar Fakültesi, Şehir Müzesi, Belediye Kültür Merkezi gibi donatılarla Azize Kışlası içerisindeki tarihi binalar şenlendirilecek. Yani şehrimiz gerçekten yeni bir vizyona kazanacak. Bundan önceki dönemde, Faruk Başkan döneminde özellikle şehrin altyapısıyla ilgili çok ciddi çalışmalar yapıldı. Hepiniz biliyorsunuz. Ve hamdolsun bunlar %90 seviyesiyle bitirildi. Biz inşallah bundan sonraki süreçte şehrimizin hem Ardahanlılar için hem de Ardahan'ın dışından gelip bu şehirde yaşayan insanlar için daha cazip hale getirmeye çalışacağız. Yine işte şu an Devlet Demiryolları'nın direkt sürecini başlattı. Devamında Doğu Ekspresi'ne gidecek tren yoluyla ilgili ve istasyonla ilgili sürecin başladığını açıkçası ben müjdelemek istiyorum. Çünkü dün valimizle de görüştük, milletvekilimizin de bilgisi var. Hatta Cambazlar İstasyonu'nda resmi anlamda talimatlar başlamış. Hatta oranın ilerleyen süreçte de bir ticaret merkezine dönmesi yönünde de biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın konuşmasında bu da vardı. Biz burayla ilgili yapılan çalışmanın Ardahan'a kadar devam ettirmesi noktasında da inşallah çabamızı, gayretimizi, mücadelemizi vereceğiz. Bunu yapabilecek de yine İktidar Partisi'nin milletvekilidir, belediye başkanıdır ve bakanıdır. Onun için biz Ardahan'ın istediği her şeyi ve Ardahan'ın lehine olmasını düşündüğümüz ve inandığımız her şey için zaten mücadele vereceğiz. Verdik şimdiye kadar da. Bunu da kanıtladık. Değerli dostlar, basın mensubu arkadaşlar, özellikle bölgemiz tarım ve hayvancılıkla ilgili çok önemli bir geçim kaynağı bölgemiz açısından. Tarım ve Orman Bakanımızın şehrimize getirdik. Bu anlamda seçim öncesinde Ardahan için önemli olan hayvancılık sektörüyle ilgili ciddi vaatler aldık ve bakanımızın basın karşısında da ifadelerine hepiniz tanık oldunuz. Yani özellikle Ardahan'da hayvancılıkta en büyük sorunumuzun pazarlama olduğunu çok iyi bilen birisi. Çünkü ben bu sektörde 20 yıldan beri hizmet eden birisi. Ve bunu alternatif pazarlama alanı oluşturmak için de şu an mevcut belediyemiz tarafından yapılan %90'ı tamamlanan kesimhanenin et süt kurumu aracılığıyla devletin arın garantisi sunularak vatandaşın cepine daha çok kazanç girmesi bağlamında işletilmesi yönünde Sayın Bakanımızdan vaadimizi aldık. İnşallah kendisi de bunu açık açık üniversitedeki son buluşmada kamuoyuna ve şeye ifade etti. Bu Ardahan için önemli olacak bana göre. Çünkü Ardahanlı hayvanını burada besleyip kestiremiyor. Kurbanlık dışındaki alanlarda tamamen canlı ayakta satıyor. İnşallah bu hem bu sektöre hem de devamındaki yan sektörlere ciddi katkı sunacak. Yine Ardahan'da hayvancılık ihtisas bölgeleri Faruk Başkan döneminde Halil Efendi Mahallesi'nde Mera'dan hazineye tahsis yapılan 380 dönüm bir arazi üzerinden başlanılarak buranın belediye olarak biz projesini sağlayacağız. Vatandaşımıza orada yer vereceğiz. Ayrıca hibe destekleri oluşturarak öncelikle Halil Efendi Mahallesi'nde daha sonra da
Yeni Mahalle ve Atatürk Mahallesi içinde bu bölgelerinde Ardahan Yaylası civarında hayvancılık ihtisas bölgeleri oluşturarak bölgemizdeki hem hayvancılığı daha modern hale getireceğiz, hem şehir içindeki hayvancılığı yıllara sahip, bunu bir anda yapmak mümkün değil zaten. Birkaç yıl içerisinde devletin de daha pozitif, daha fazla hibe desteğiyle vatandaşımızı bu anlamda bu noktaya çekeceğiz. İnşallah bununla ilgili de bakanımız bize ciddi şekilde destek vereceğini ifade etti ve nihayetinde şunu söylemek istiyorum. Tabii ki bunların hepsi olacak. İnşallah işte iyi güçlü bir ekibimiz var, milletvekilimiz var, il başkanımız, genç bir kardeşimiz, gerçekten dinamik bir arkadaşımız, ilçe başkanımız, yine aynı şekilde mevcut belediye başkanımız, 10 yıl bu şehirde gerçekten kentleşme anlamında ciddi çabası olan bir abimiz. Onun da tecrübelerinden istifade edeceğiz ve nihayetinde biz Ardahan'da sivil toplum kuruluşlarını çok iyi bilen birisiyim. Onlarla bu şehri yönetirken sürekli istişare içerisinde olacağız. Ardahan'ın dinamikleriyle ilgili yerine göre muhalefetle de bir araya geleceğiz. Eksiklerimiz olabilir süreç içerisinde, yürüyüş içerisinde. Onu da değerlendireceğiz. Ama özünde şunu söylemek istiyorum. Ardahan'ın, hepimiz burada yaşıyoruz. Ardahan'ın geldiği noktayı görüyoruz. Ve Ardahan'ın özellikle bu dönemde zaman kaybetme şansının olmadığına inanıyorum. Çünkü önümüzde bir genel seçim yok. 4 yıldan fazla bir süre genel seçim olmayacak. Bizim birilerinin rüyadan kalkmış gibi gelip Ardahan'a kurtarıcı olacağım demelerine aldanmamamız lazım. Ardahan'ın hakikaten dinamiklerini ve sıkıntılarını en çok paylaşan insanlarız. Siz gazeteciler, işte sivil toplum kuruluşları olarak bizler bu şehirde yıllardır il başkanlığı, meclisçiliği ve değişik görevler yapan arkadaşlarımız var. Onun için değerli dostlar, değerli arkadaşlar, basın mensupları, birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Benim hiçbir zaman insanlarımızı ötekileştirmediğimi gayet iyi biliyorsunuz. Yunus Paydar olarak bölgesel anlamda hiçbir ayrım gözetmeden yıllardır hizmet ettiğimi biliyorsunuz. En basiti mesleki hayatımda 20 yıldan beridir Hoşçuvan bölgesine hizmet eden birisi. İş yerim bile 18 yıl boyunca Hoşçuvan bölgesinde. Onun için seçimde zafere ulaşacağımızdan hiçbir şüphem yok. Bu zafer birilerini mağlup etmek anlamında bir zafer değil. Ardahan'ın geleceğine hizmet etmek anlamındaki bir zafer olacaktır. Sizlerin de bu süreçte desteğini, katkısını bekliyorum. Sayın Vekilimize de bu sürece kadar olan ve bundan sonra olacak desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımız Sayın Faruk Bey'e de, Faruk Köksoy Bey'e de tabii ki beraber yol yürüyoruz. Yıllardır yürüdük. Dayanışma içerisinde olduk. İnşallah bundan sonra da olacağız. Şimdiye kadarki olan katkılarından dolayı da teşekkür ediyorum. Zaten il başkanımız, kardeşimiz, ilçe başkanımız yine aynı şekilde onların da şahsında teşkilatlarına teşekkür ediyorum. Hepiniz afiyet olsun. Allah razı olsun.